Fischer iz düşümleri molekülleri 3 boyutlu olarak görselleştirmenin bir başka yoludur. Şimdi laktik asit örneğine bakalım. Buna laktik asit denmesinin sebebi sağda olduğu gibi karboksilik asit fonksiyonel grubunun olması. Bu laktik asitteki tek kiralite merkezidir. 4 farklı sübsitüentli bulunan bir sp3 hibritleşmiş karbon Yalnızca bir kiralite merkezi olduğundan bu molekülün iki stereo izomeri olmasını bekleriz. Ve bu stereo izomerler birbirlerinin enantiyomerleri olmalıdır. Burada bu enantiyomerlerin birini seçtim ve bu şekilde çizdim. Bakalım burada hangi enantiyomer var? Burada OH'a bağlı olan kiralite merkezimiz var. Bu kiralite merkezinin mutlak konfigürasyonunu belirlemek gerekirse ona bağlı olan İlk atoma bakmamız gerekir. Burada oksijene karşı karbon, yine karbon ve karbonildeki karbon var. Tabii ki bu durumda oksijen kazanır. En büyük atom numarasına sahip olduğu için bir numaralı önceliği oksijene verebiliriz. Bu iki karbonu kıyasladığımda sağdaki karbonun oksijene çift bağlı olduğunu biliyorum. Bu ona soldaki karbona yani hidrojenlere bağlı olan karbona kıyasla daha yüksek öncelik sağlayacaktır. Kiralite merkezimize bağlı olan diğer hidrojense düzlemde bizden uzaklaşıyor. Mutlak konfigürasyonumu belirlerken 1 2 3 diyorum. Yani saat yönüne bakıyorum. Saat yönüne doğru bir ilerleme söz konusu. Bu sebeple bu laktik asidin R enantiyomeridir. Bunlardan önceki videoda bahsettik. r laktik asidin fişer iz düşümünü çizmek isteseydin öncelikle buraya gözümü çizip aşağıya kiralite merkezimize doğru bakardım. Kiralite merkezimize doğru bakıp gördüklerimi tam olarak çizerdim. Bu yöne doğru bakıyorsam düz kağıdı temsil edecek şekilde bir çizgi çizerdim ve hem hidrojenin hem de o aşın kağıdımın üzerinde olduğunu görürdüm. Öte yandan karboksilik asit ve CH3 kağıdın altında kalırdı. Bu karbon kiralite merkezindeki karbonumuz. O aşsa bana dönük. Hatta sağ tarafta kalacak. Molekül model setinize bakacak olursanız o aşın size dönük olduğunu ve sağ tarafınızda kaldığını görürsünüz. Bu hidrojen bize dönük ve sol tarafımızda kalacak. Yani hidrojen bu tarafa denk gelecek. Karboksilik asit fonksiyonel grubuna gelelim. Başımın üstünün burası olduğunu farz edersek karboksilik asit baktığım tarafın üst kısmında bulunacak. Yani düzlemde benden uzaklaşacak. Bunu kesikli çizgilerle gösteriyorum. Karbonumuz oksijene çift bağlı ve bizden uzaklaşan bir OH var. Buradaki CH3 grubunun da aşağı doğru olduğunu ve düzlemde bizden uzaklaştığını görüyoruz. Şöyle göstersek olur. İşte Fischer iz düşümünün görünümü bu şekilde. Bunu fişer iz düşümüne şu şekilde çevirebiliriz. Öncelikle böyle bir artı işareti çizeriz. Üst kısımda O'ya çift bağlı C ve OH var. Yani karboksilik asit fonksiyonel grubunu bu şekilde kısaltabiliriz. Burası ise hidrojen. OH grubumuz ve CH3 var. Bu R laktik asidinin fişer iz düşümü. Fischer iz düşümleri kimya alanında karbonhidratlar üzerinde yaptığı araştırmasıyla Nobel ödülü kazanmış olan Emil Fischer tarafından icat edilmiştir. Bu bilim insanı karbonhidratları çizmesine yardımcı olması için Fischer iz düşümlerini geliştirmiştir. Bazı kimyagerler bunları kullanmayı çok sevmese de Fischer iz düşümlerinin bu alanda yani karbonhidratlar konusunda sık sık kullanıldığını göreceksiniz. Burada R laktik asidinin fişer iz düşümünü görüyorsunuz demiştik. S laktik asidinin fişer iz düşümünü çizmek isteseydim bu molekülün aynadaki görüntüsünü çizmem yeterli olurdu. Buraya aynamızı çizelim. O aşı aynaya yansıttıktan sonra fişer iz düşümünü çizelim. Metil grubu buraya gelir. Hidrojen grubuysa buraya. Karboksilik fonksiyonel grubunuysa buraya yerleştirelim. Sağ tarafta S laktik asidi, sol tarafta ise R laktik asidi var. S laktik asidi aşırı zorlayıcı egzersizlerden sonra kaslarda biriken türden bir laktik asittir. Sütte bulunan laktik asit ise rasemik karışımdır. Ekşi sütteki bakteriler laktozu %50 oranında R laktik asidi ve %50 S laktik asit olmak üzere parçalarlar. Bilim insanı Fischer iz düşümlerini özellikle karbonhidratlar üzerinde kullandığı için şimdi bir karbonhidrata bakalım. Burada bir karbonhidratımız var. Bu karbonhidratı numaralandıracak olsaydık, buradaki karbonil bir numara olurdu. Buradaki iki numara, buradaki üç ve bu da dört numara. Bu dört karbonlu bir karbonhidrat. Bu karbonhidratta kaç adet steryoizomer vardır? Bu 2 numaralı karbon kiralite merkezidir. 3 numaralı karbon da kiralite merkezidir. Yani 2 adet kiralite merkezimiz mevcut. O halde 2 üzeri n formülünü kullanalım. n kiralite merkezlerinin sayısıdır. 2'nin karesi yani 4. Bu molekülde 4 olası stereoizomer olmasını bekleyebiliriz. Evet. Bu molekül için 4 farklı stereoizomer çizebiliriz. Birazdan çizeceğiz. Şimdilik daha önce çizdiğim bir sawhorse iz düşümüne bakalım. İşte 4 olası stereo izomerden biri. Şimdi gözümüzü buraya koyacağız ve buradaki bağa yukarıdan bakacağız. Bakalım bu molekülün Fischer iz düşümünü çizebilecek miyiz? Ne görüyoruz? Buradaki karbonla başlayalım. Bu karbona bağlı olan o OH aşın sağda kaldığını göreceksiniz. Yukarı doğru uzanıyor ve düzlemde bize dönük. İşte böyle çizebiliriz. Buradaki hidrojene bakacak olursak onun da solda kaldığını görüyoruz ve yine yukarı doğru düzlemde bize dönük. Aldehit fonksiyonel grubuysa aşağı doğru bakıyor. Yani bu aldehit fonksiyonel grubu bizden uzaklaşıyor. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bu kiralite merkezinin karbonu buradaki kiralite merkezinin karbonuna bağlı. Yukarıdan aşağı baktığımız için düz bir çizgi çizeceğim. Ve yine OH grubunun sağda bize dönük olduğunu görüyoruz. Hidrojense solda ve bize dönük. OH grubu sağda ve bize dönük. Hidrojen grubu solda ve bize dönük. Ve tabii ki burada CH2OH var. O da bizden uzaklaşıyor. Fişer iz düşümünü bu şekilde çevirebiliriz. Şimdi ise gerçek bir fişer iz düşümü çizelim. Öncelikle bu şekilde düz çizgiler çiziyoruz. Bu çizgilerin kesişme noktaları kiralite merkezlerimiz. Burası H, burası OH. Aşağıda da aynı yapı var. Burada CH2OH geliyor ve en üstte ise aldehitimiz CHO var. Bu olası 4 stereoizomerden biri. Fischer iz düşümleri karbonhidratlar üzerinde çalışmayı çok kolaylaştırıyor. Şimdi çizdiğimizi yeniden çizelim. Ayrıca diğer üçünü de çizerek 4'e ulaşalım. Sağ tarafa çizmiş olduğumu yeniden çizeceğim. Biraz küçük çizeceğim ki hepsini buraya sığdırabileyim. Bu olası stereo bir tanesi. OH'lar sağ tarafta, hidrojenlerimiz sol tarafta. CHO ve CH2OH'ı da yerleştirelim. Bu molekülün enantiyomerini çizmek isteseydim, ayna görüntüsünü çizmem yeterli olurdu. Molekülü aynaya yansıtarak enantiyomeri elde edebiliriz. Burada az önce çizdiğim stereo izomerin enantiyomerini görüyorsunuz. İsterseniz diğer iki Fischer iz düşümünü de hızlıca çizelim. O OH aşı buraya, haşı ise buraya koyalım. Alt tarafta ise tam tersi olacak. Bu da diğer stereo izomerlerden bir tanesi. Bunun ayna görüntüsünü sağ tarafa çizelim. Hidrojenimiz burada. OH ise bu tarafa gelmeli. Burada da bir OH ve diğer tarafta hidrojen olmalı aldehit olaraksa CHO var ve altta CH2OH var. Bu karbonhidratın 4 olası stereoizomerlerini görüyorsunuz. Şimdi bunlara harf verelim. İlkini A, ikincisini B, üçüncüsünü C ve dördüncüsünü de D yapalım. C ve D birbirlerinin ayna görüntüleri. Yani birbirlerinin enantiyomerleri. A ve B de birbirinin ayna görüntüleri. Yani onlar da birbirlerinin enantiyomerleri. Diastereozomer videosunda bahsetmiştik. A ve B arasından birini seçseydim şu şekilde daire içine alayım. Örneğin A'yı seçtim ve C ile D arasından da C'yi seçtim. Bu durumda A ve C birbirlerinin diastereomerleridir. Bu ikisi çakışmaz ve birbirlerinin ayna görüntüleri değildir. Bu enantiyomerler ve diasteroerlerden önceki videolarda bahsetmiştik. Fischer iz düşümü ile ilgili bir örnek daha yapalım. Bu stereoizomerlerden birinin mutlak konfigürasyonunu belirleyelim. İlkini yani A'yı seçelim. Şimdi hızlıca yeniden çizelim. Fischer iz düşümünde kiralite merkezlerimizdeki mutlak konfigürasyonu nasıl bulabileceğimizi görelim. Bu şekilde normal olduğundan biraz daha zor. Evet. Fischer iz düşümümüz burada. Karbon zinciri boyunca 1, 2, 3 ve 4 olarak numaralar veriyoruz. 2 numaralı karbondaki mutlak konfigürasyonu bulmak istiyoruz. Fischer iz düşümünde yatay düzlem üzerindeki her şeyin bana düzlemde bize dönük olduğunu biliyoruz. O halde OH ve hidrojen bize dönük. Yukarıya geçelim ve 2 numaralı karbon kiralite merkezine yukarıdan bakalım. 2 numaralı karbonumuz burada. Buradan yukarıdan bakalım. OH ve hidrojen bize dönük. Bu bağ ve bu bağ bizden uzaklaşıyor. Yani aldehit bu şekilde bizden uzaklaşacak. Aldehit'i şöyle çizelim. Şurada karbonun hidrojenle olan bağını gösterelim. Karbonun oksijene çift bağlı olduğunu biliyoruz. Bunu mutlak konfigürasyon belirleme videosunda öğrenmiştik. Molekülün geri kalanı ise aşağı doğru bakıyor değil mi? Burada bir karbonumuz var ve hidrojene bağlı. Ayrıca bir karbona ve bir oksijene de bağlı. Buradaki karbonun mutlak konfigürasyonu nedir? Burası kiralite merkezimiz. Bu karbona doğrudan bağlı atomlar hangileri? Bir hidrojen, bir karbon, bir oksijen ve bir karbon. Buradaki oksijenin galip geleceğini biliyoruz. O halde oksijene bir numarayı verebiliriz. Şimdi ise bir sonraki önceliği düşünelim. Karbona karşı karbon durumu. Yukarıda oksijen, oksijen, hidrojen var. Alttaki karbonda ise oksijen, karbon ve hidrojen var. Önceki videolardan gördüğümüz gibi farklılık gösteren ilk noktaya gideceğiz. Oksijene karşı oksijen durumunda kazanan yoktur. O halde oksijene karşı karbon durumuna geçelim. Bu durumda oksijen kazanır, değil mi? Burası 2 numara olacak. Burası ise substituentten 3 numarayı alacak ve hidrojense 4 olacak. Hidrojeni saymazsak sayıların artış yönü bu şekilde. Yani saatin tersi yönde gidiyoruz. O zaman burası S konfigürasyonu gibi duruyor. Fakat hidrojenin bize dönük olduğunu unutmayın. Önceki videolarda gösterdiğim gibi hidrojen bize dönükse tek yapmamız gereken tersine çevirmek. Yani burası S gibi duruyor fakat hidrojen bize dönük olduğuna göre kiralite merkezinde bu yapının R olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. 2 numaralı karbonda burası R'dir. Aynı şeyi 3. konumdaki kiralite merkezi için de yapabiliriz. Bunu yaparsak da R olduğunu görürüz. Bu karbonhidrat için ikinci karbonda da üçüncü karbonda da R olduğunu söyleyebiliriz yani 2R 3R stereozomeri söz konusu. Bunu çizdiğimiz 4 için içinde yapabilirsiniz. Ardından enantiyomerleri ve diastereomerleri karşılaştırabilirsiniz. Evet. Fischer iz düşümünü hızlıca özetlemiş olduk. Pratik yapın ve görselleştirmenize yardımcı olması için molekül model setinizi kullanın.